Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu piyasada olan eğitimli kuşlar adlı videomu çekeceğim. Yani şöyle ki aslında başlık böyle değil ama piyasa dediğim hani internet. Ben piyasa diyorum çünkü alım satım yapıyorum oralarda. Şimdi arkadaşlar internette şöyle kuşlar dolanıyor. Böyle şu şekil çağırıyor, parmağına geliyor. İşte parmağını tutuyor, elden yemiyor, ağızdan yemiyor, konuşuyor. İşte evde oyun oynayan kuşlar bile var ki benim iki tane tanıdığım var. Onların ikisinde eğitimli kuşu var. Bu arada bu yuva merakı sarmış bu yakışıklıyı. Gençler bir tanesi hem Türkçe hem Almanca biliyor. Cayır cayır konuşuyor. Almanya'da yaşadığı için şu anda kuş Almanca da biliyor. Sanırsam kuşun cinsi İngiliz kırığı. Yani yaklaşık şu dumanın boyutunda falan. Dumandan az bir şey daha iri. Duman da İngiliz kırı falan değil ya. Çek herhalde dumanda. Vallahi bilmiyorum. Şimdi gençler. Dumanı çözemedim o yüzden bilmiyorum. Şöyle bir şey var. Küçük kuş almak zorundasınız. Yani siz nasıl bebekler ufakken eğitiliyorsa yavru kuşlar da hani öyle ufakken eğitilir. Yetişkin kuşu eğitmemiz gerçekten çok ciddi derecede zordur. Yetişkin kuş eğitilmez. Ha şöyle maksimum şu parmağa gelmeye alıştırabilirsiniz. Onu da ben dumana alıştırdım. Duman zaten uysal bir kuş. Bakın. Yavaştan şey yapın. Hemen parmağa geliyor arkadaşlar. Görüyorsunuz benim oğluşum. O yüzden dumanın yavruları da böyle uysal. Özge de öyle ısırmaz. Sadece hani çok sinirlenmişti geçen yavrusunu altından aldığım zaman. O zaman çok fena saldırmıştı. Onun dışında Özge de çok uysaldır. O yüzden yavruları da uysal oluyor. Şu istisnalar hariç. Şimdi gençler bir kuş alıyorsanız, yavru hani eğitmek için alıyorsanız internete yazdınız diyelim. Yavru bir kuş istiyorum. Ya da hani Face'e yazanlar var, bana yazanlar var. Nasıl anlaşılır gibisinden. Şimdi öncelikle benim şurada bir tane yavrum yeme düştü. Yavru kuşlar uyuklar bu arada. O konuda tereddütünüz olmasın. Bakın. Bak bak bana bak. Heh. Gagasını görüyor musunuz gençler? Gagasında siyahlık var. Genellikle yavru kuşlarda siyahlık olur. Ama ve lakin. Şurayı bir göstereyim size. Şu beyaz yavruma bir bakın. Ben bunu tekrardan yuvaya aldım. Normalde aşağıya indirmiştim ama. Hemen şimdi atlayacaklar. Bakın arkadaşlar gagasına. Hiçbir şekilde siyahlık yok. Ama bu kuş yavru. Daha doğru düzgün yem bile kıramıyor. Yani her kuşun gagasında siyahlık olacak diye bir şey yok. Ama genellikle oluyor. Bakın hemen göstereyim şu yavruyu da. Bakayım bu muydu? Yok bu değil. Şu an görmeden alıyorum. Umarım budur. Bu da değil. Şu Rıfkı ve abinin yavrusunu göstereceğim Yaşar. Şurayı bir tutayım. Neredeyim şu yavru? Şu an fena bağırıyorlar. Lan yine yanlış aldık ya. Evet sanırım doğruyu tuttum. Evet. Sonunda. Sonunda başardık. Bakın gençler. Gagasına. Görüyor musunuz? Gagası full siyah. Bu kuş mesela bu siyahlık gidecek. Bu kuş şu anda tabii de yem kıramıyor. Ufak bir kuş. Abiye ve Rıfkı'nın yavrusu. Görüyorsunuz arkadaşlar. Beyaz da olabilir, siyah da olabilir. Ama bilmeyen arkadaşlar gagası siyah olan kuşları alsın. İkinci bir yöntem ise şudur. Ama bakın her kuş aynı olacak diye bir şey yok tabii ki de. Kafasını görüyorsunuz. Şimdi paşanın kafasını bir göstereyim. Çok şükür oğlum da kaçmadı. Netleyebilirsek hemen bir gösterelim. Bakın çizgileri görüyor musunuz kafasındaki? Açılmış. Alnı beyaz. Yani şu ceresinin ön kısmı şöyle daha net. Evet. Görüyorsunuz ceresinin ön kısmından yukarıya doğru renkler açılmış. Çizgiler açılmış. Alnı tamamen beyaz. Bu kuşun yetişkin olduğu anlamına gelir. Ama bakın bir de şöyle bir şey var. Bazı kuşlarda çizgiler ön tarafta kalıyor. Bu bazen black face mutasyonu oluyor. Bazen de o şekil yani geninden kaynaklı ne kadar tüye girerse girsin o kafa şeyi açılmıyor. Beyazlık açılmıyor. Öyle durumlarda da göz irisine bakıyoruz. Ve kuşun hareketlerine geçer. Yavru kuşlar tabanda durur. Tüneye zor çıkar. İşte böyle pofuduk pofuduk olur. Bakın görüyorsunuz. Yeni yeme düşen kuşlarda kuyruk da tamamen böyle uzun olmaz. Yani kuyruk bir tık böyle kısa durur. Ama kesinlikle tamamen kısa kanat kuyruk olmayan kuşlarda French Mode'dur. Ona da dikkat edin. Şu göz irisini de şununla göstereyim. Bu da daha net. Evet. Şöyle netleyelim. Yaşını anlıyoruz aynı zamanda arkadaşlar. Bakın. Yeni yavruların, yeni yeme düşen yavruların gözleri böyle boncuk gibi olur. Göz irisleri belli olmaz gözlerindeki.
Bakın, umarım Iris'i görebilmişsinizdir gözündeki. Bir saniye, pardon. Gözünde şöyle bir beyazlık var. Bakın, gözünün, göz bebeğinin etrafında bir beyazlık var. Şu an gün ışığı olmadığı için tam net olmuyor. Bakın, bunda da bir grilik var. Şunlarda da net bir şekilde belli oluyor, fakat şu an akşam ışığı olduğu için tam net olmayabilir. Bakın, kuşlarda, bakın görüyor musunuz? Şu an iris belli gözünde. Bir çember şeklinde ince bir çizgi var. Bu gün ışığında çok daha net şekilde belli. Hatta şöyle dumanda da gösterebilirim, eğer gösterebilirsem. Yani göstereyim. Şu ekranı bir küçülteyim, bir saniye. Şöyle dumanı elime aldım gençler. Kafesi boş şu anda. Şu an duman kaçmaya çalışıyor. Duman kaçamayacaksın dostum, bir saniye. Hemen gösteriyorum. Evet, üzerime tutunduğu için bu şekilde göstereceğim gençler. Şu an duman asabilik yapıyor. Evet, şöyle bir üzerime tutunmuşken görüyorsunuz. Göstereyim. Hatta şöyle ışıkta göstereyim. Bir iris göstermek uğruna. Görüyor musunuz gençler? Gözünün çevresi, gözü böyle boncuk gibi değil. Çevresinde bir beyaz çember var. Bu beyaz çemberin olmaması, gözünün böyle boncuk gibi olması lazım. Tabii ki de bu simsiyah olmayan kuşlar da var. Ama hepsinin bir arada olduğunu ben hiç görmedim. Şimdi şu yavruya bakıp da bakın. Görüyorsunuz. Tabanda yani yavru. Normal büyük kuşlar öyle kolay kolay hasta olmadığı sürece tabana inmezler. Bakın şimdi bu kuşla o kuş bir değil. Birincisi irilikleri bir değil. İkincisi hareketleri, refleksleri bir değil. Üçüncüsü gagasına siyahlık yok ve kuş, hani nasıl diyeyim, kendini belli ediyor arkadaşlar. Yetişkin kuş kendini belli eder. Mesela bu kuşu tüneye koyun. Bu tam böyle dengesini sağlayamaz. Deli gibi böyle sağdan sola uçamaz. Mesela elinize aldığında bu kuşun uçamaması lazım. Kuşu bu şekilde ayırt edeceksiniz. Diğer bir şey de yavru kuşlar zaten böyle ince tiz annesinden yem isteme sesini de hala çıkartıyor olur. Daha yeni yeme düşmüş olanlar. Maksimum 1,5 aylık almanız gerekiyor. Kuşu da güvenilir kişilerden alın. Yani size yavru diye, bilmiyorsunuz diye yetişkin kuş verebilirler. Ona da dikkat edin. Bakın yavru kuşlar böyle tavanda yatar. Burada uyur. Hatta benimki hiç manyaklık yapıyor. Yuvanın içine gidiyor. Şu telden şuradan şöyle arkadaşlar tırmanıyor. Buraya geliyor. Buradan da yuvaya uçuyor. Dediğim gibi yavru kuşlar bu şekil olur. Eğitim kısmına gelirsek. Şimdi şu kafes üzerinden göstereceğim ama. Umarım anlarsınız. Şu kafeste şu anda kuş var. Sadece hani göstereceğim size. O kuşu göstermiyorum çünkü kapı bu tarafta, akıllı yemek ortada olduğu için yakalamam çok zor. Kaçıyor yerde böyle pıtı pıtı koşuyor penguen gibi. Bir de onu koyacağım, şu anda kafes yok. O yüzden bunun üzerine göstereceğim. Şimdi kuşu getirdiniz. Buna koydunuz diyelim. Evde birkaç gün beklemesi lazım arkadaşlar. Kuşun şöyle ki, birkaç gün dediğim ne? Kafesten çıkarmayacaksınız. Kuş önce bir etrafı tanıyacak. Bir size güvenecek. Ondan sonra ilk günler yem de yemeyebilir. Su da içmeyebilir. Ona da dikkat edin. Şöyle bir olay var. Şunu mesela, kuş geldi, 2 gün geçti, ortama alıştı, yem yemeye başladı. Şunu yapacaksınız. Kuşun su içtiğini de görmeyebilirsiniz bu arada. Panik yapmayın. Yavru kuşlar öyle çok fazla su ihtiyacı olmaz. Arada bir içerler. Mesela şöyle elinizi uzatacaksınız. Kuşun böyle göğsüne bir değeceksiniz. Tabii bu kaçacak şu anda, yetişkin olduğu için artık. Bakın hala kaçıyor. Göğsüne şu şekil parmağınızı uzatıp göğsüne ve ayaklarının üstüne doğru parmağınızı uzatacaksınız. O yavaşça ilk ayağını attığında ikinci ayağını da atacak. Tamamen tünekte dengede durmaya başladığı zaman. Hala gaga siyah bu arada. Gaga siyahlığı öyle 1,5-2 aya kadar falan gidiyor. Yeme düştükten sonra 2 aylıkken falan gidiyor. Benimkilerde öyle olmuştu. Parmağınızı şu şekil göğsüne ve ayaklarının üstüne doğru uzatacaksınız. O çıktığı an böyle böyle 2-3 dakika böyle böyle devam edeceksiniz günlerce. Mesela bir hafta boyunca buna alıştırın. Parmaklarınızı merdiven yapın, böyle çıkartın. Elinizden yem yedirin. Gençler aç bırakmadan, bakın. Şu yulaf ödül yemidir. Benim gözüme bu ödül yemi. Ben çünkü bunu alıştırdım. Mamasını küçüklükten verin, alışır. Mamaya küçükken alıştırın. Tabana serin. Şöyle yapabilirsiniz. Elinize yulafı alın. Elinizde önce bir alışsın yemeğe. Sizin elinizde bir güvensin. Daha sonra kuşu yavaş yavaş şöyle dışarıya doğru çıkartın. Tabii bakın, ben bunları gün gün yapmanız gerekiyor. Öyle anlatıyorum. Hızlı bir şekilde geçtiğim için aynı gün yapmayın. Alacaksınız, yavaştan böyle çıkartacaksınız gençler. Kuş kaçabilir. Perdeye gider, avizeye gider. İşte kafeslerin üstüne gider. Yani benim kafeslerimde değil mi? Hani şunun üstüne falan gidiyordu.
Diğer işte kuş varsa başka kuşun yanına gider. Nasıl diyeyim, koltukların üzerine gider. Her yere gider yani. Yere bile dikkat edin. Yerde bile basanlar olmuştu kuşa. Yani her yere gidebilir arkadaşlar. Kuş kaçar. Korkar da kaçar da. O konuyu sıkıntı etmeyin. Yavaş yavaş alışacak. Kaçtığı yerden narinci alın. Alın getirin omzunuza. Üzerinize, kolunuza, bacağınıza. Artık nereye alıştırmak istiyorsanız. Oraya koyun. Ben mesela omzuma alıştırmıştım. Uçup ya kafama gelir ya omzuma gelir. Daha sonra omzunuzda durmaya alıştığı süre boyunca ağzınıza yulaf alın ve yavaşça kafanızı çevirip onun yulafı görmesini sağlayın. Yavaş yavaş yulaf yemeye başlayacak. Ha, şöyle diyorsanız eğer, kuşumu ben alıyorum. Bu arada gidiyor işte, perdeden indiremiyorum. İşte benden çok kaçıyor diyorsanız, o kuşun hani kafa çizgileri önde, ceresi hala mor, gözünde iris yok diyorsanız, gerçekten o kuş muhtemelen 2-3 aylık falandır. O yüzden hani 1-1,5 aylık kuş her türlü alışır. Ben çünkü 1,5 aylık bir kuş satmıştım. 1,5-2 aylık falan bir kuş satmıştım. Şu anda ben kadına hala görüşüyorum. Benden geçen geldi işte, bir dişi aldı erkeğe. Kuş yani evde bildiğiniz top oynuyor, evde futbol oynuyor. İşte gidiyor, yani bunların hepsini bu arada 2-3 ayda falan öğretti kadın. İşte gidiyor futbol oynuyor, topu alıyor, fırlatıyor gagasıyla. Sonra gidiyor işte evde saklambaç oynuyorlar, yakalamaca oynuyorlar. Böyle bir şey yok yani, benden daha iyi alıştırmış 2-3 ay içinde. Benim yani uzun süre alıştıramamın sebebi de, konuşamadım. Uzun süre alıştıramadım, çok saçma bir şey oldu. Neden? Çünkü ben kuşu sırt üstü yatırma, hani yatma eğitimine alıştırmaya çalışıyordum. O sırada kuş benden bir uzaklaştı. Görüyorsunuz dalları yiyor. Kuş benden bir uzaklaştı gençler. Öyle alıştıramadım. Daha sonra işte alıştırdım. Nasıl alıştırdım? Salıncakları biliyorsunuz, boncuklu salıncakları çok seviyordu. Bir tane oyuncağı olsun. Kafeste sadece bir tane oyuncak olsun ama her zaman kafeste durmasın. Sadece ödül olarak o oyuncağı ona gösterin. Mesela ben salıncak, hani bu boncuklu salıncakları alıyordum. Şu şekilde tutuyordum elimde. Kuş geliyordu ona. Kuşu ona bindiriyordum. Sallıyordum böyle hafiften. Ondan sonra onu tutarken diğer elimle böyle parmağımı göğsüne doğru götürüp elime gelmesini sağlıyordum. Yavaş yavaş kendime yaklaştırıp işte ağzına yulaf veriyordum kendi ağzımdan. Elimle veriyordum. Elimden yulaf yediriyordum. İşte yem yediriyordum. Daldır yediriyordum derken kuş yavaştan bana güvenmeye başladı. Zaten güvenini sağladıktan sonra da ben onunla ilgilenmediğim zamanlarda da ses dinletiyordum gençler. Şöyle ki ilk sesim aşkım oldu. Aslında ben Fenerbahçe'yi öğretmeye çalışıyordum. Şampiyon Fener dedirtmeye çalışıyordum. Ben Fenerliyim. O yüzden hani full böyle Fenerbahçe'nin şeylerini öğreteyim. İşte İstiklal Marşı'nı öğreteyim falan, onun melodisini öğretmeye çalışıyordum ama gel gelelim ki öğretemedim. Çünkü gerçekten kuş çok zorlandı. Fener diyordu, gerisi gelmiyordu kuşta. Şampiyon diyemiyordu zaten. Zor yani, öğretemedim. İlk kelimem o yüzden aşkım oldu. Aşkımın peşine hemen cici kuşu öğrendi. Çünkü ilk kelime zordur. İlk kelimeyi bir ağzından çıkarttığı an ikinci kelime kolay gelir. Üçüncü kelime, dördüncü kelime derken artık söylediğiniz şeyleri tekrar etmeye başlar. Çünkü artık kelime haznesi, harf haznesi genişlemiştir kuşun. Her harfi çıkartmaya başlamıştır. İlk bir aşkımı şöyle bir ağzını geveleyerek söyler. Yani aşkımı öğreteceksiniz, ben bunun üzerinden gidiyorum. Aşkımı böyle bir geveleyerek söyledi. Ben niye bu kafesi gösteriyorsam sürekli. Onu da bir sadece alıştırmaya gösterdim. Aşkımı geveleyerek ağzından çıkartır. Daha sonra aşkımı net bir şekilde çıkartana kadar gençler, kesinlikle bırakmayın mücadeleyi. Aşkımı net bir şekilde çıkardıktan sonra diğer kelimeye geçin. Diğer kelimeniz, yani bana kalırsa ya babacık ya cici kuşu olmalı. Ben cici kuşu öğrettim. Peşine babacık, sonra öpücük, işte koş 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 öğrendi. Sonra ben ona küfür etmeyi öğrettim. Gerçekten mükemmel bir örneğim size karşı. Ben ona küfür etmeyi öğrettim ama o başkasını etsin diye öğrettim. Yani ben kendime edeceğimi, yani bana edeceğini bilmiyordum onun. Ters tepti olay. Geldi bana küfür etmeye başladı bu sefer. Ezanla başladı. İşte kuş küfür etti. Daha sonra işte kendisi etraftan melodik sesleri çıkarmaya başladı. Artık kelime öğretmeyi ben bıraktım. Şey diyor, aşkım diyor, babacık diyor, cici kuş diyor, koş 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 diyor, öpücük diyor, aşk kuşum diyor, aşk diyor sadece. İşte oradan zaten şey yapıyor. Melodik sesleri çıkartıyor. Islık çalıyor gençler. Resmen şey çalıyor falan yapıyor böyle. Arkadan bildiğiniz sapık, anlayacağınız. Böyle çıkarttığınız anda elinize kolunuza geliyor. Ben mesela şunu yapıyorum. Bunu yapıyorum, direkt kuş elimde. Ama tabii ki de canı isterse. Öyle bir kötü huyu var. Canı isterse sevdiriyor.
Ben bunları hep yulafla yaptım. Yulafla alıştırdım. Dallarıyla hani biraz biraz şey yaptım. Çünkü dalları evi kirletiyordu. Öyle alıştı yani gençler. İlk kelimeniz bence aşkım olsun. Daha sonra cici kuş, babacık gibisinden öğretebilirsiniz. Artık neyi isterseniz. Dediğim gibi tanıdıklarımın kuşları gerçekten güzel konuşanlar var. Biri Almanca ve Türkçe biliyor. Diğeri de bildiğiniz evde saklambaç oynuyor. Hani bu benim sattığım değil bu arada. Daha sonra tanıştığım birinin. Kuşu evde bildiğiniz saklambaç oynuyor. Kovalamacı, ebelemeci oynuyor. Yakaladım seni falan diye bağırıyor. Yani kuş insan gibi. Oturur sofrada yemek yer. Tabii ki ben bunu karşıyım. Defalarca söyledim yedirmeyin kuşa diye. Yani yediren yediriyor. Bir şey olan var olmayan. Kuşa zarar gelen var gelmeyen var. Devam edenler var bilmiyorum yani. Ben çok fazla tavsiye etmem kuşun normal yemeklerden yemesini. Öyle yani gençler. Alıştırma süreci biraz zorludur. Sabır ister. Ben uzun bir sürede alıştırdığım için alıştırma zamanını söylemeyeceğim ama isteyen yani alıştıran kişiler yaklaşık 2 ayda 3 ayda falan yoğun bir ilgiyle alıştırabilir. Hatta 1 ayda bile alıştıran var. İlk kelimeyi aşkım olarak öğretmenizi tavsiye ederim. Alıştırma kısmı da dediğim gibi parmağını sadece göğsüne doğru götürüp hani merdiven şeklinde diğer elinizi hani daha üstte daha üstte diye biraz daha böyle alıştırmak merdiven şeklinde. Ve kuşunuz şöyle bir şey yapabilir. Isırabilme eğilimine gidebilir. Isırabilir. Sizden kaçabilir. Perdeye gidebilir. Bu durumlarda kuşu avuçlamayın. Yani şu şekilde o avcınızı almayın. O kuşu öyle avcınızı aldığında kuşlar hiç sevmez bu olayı. Siz mesela avcınızı alırsınız kuşu. Tutarsınız. Alıştırmaya çalışırsınız. İşte yem yedirmeye çalışırsınız. Kuş bu sefer daha çok uzaklaşır. Ve tekrar tekrar söylüyorum. Kuşun kanadını, kuyruğunu vesaire kesmeyin Yaşar. Ayrıca aç da bırakmayın. Bakın ben aç bırakarak öğretmedim. Ona bir ödül yemi belirledim. Yulafın yüzünü göstermedim ama bakın. Yulafı kesinlikle göstermedim. Yemin içinden yulafları seçip yiyordu. Oradan çaktım dalgayı. Hemen şu yulaftan aldım ve ona yedirdim. Ödül yemi olarak onu kullandım gençler. Benim anlatacaklarım bu kadar. Yavru zaten yeme düştü. Bakın dalları yem, aspur vesaire yiyor. Sadece yalnız kalmasın diye tabanda bırakıyorum. Arada bir yuvaya giriyor. Ben tekrar çıkartıyorum falan. Yani pazartesi falan kesin onun ayrılmış olması lazım. Şu an tabii ki de daha önce çekiyorum bunu. Dediğim gibi gençler benim bugünlük videom bu kadar. Umarım size yararlı olabilmişimdir. Abone olmayı ve like atmayı da unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.